Arkadaşlar selamlar herkese. Haftayı kapattık. Daha iyi kapatabilirdik. 8100'ün üzerinde bir kapanış yapabilirdik. E, fakat 8000 etrafında bir kapanışla e, haftayı noktaladık. Güzel bir haftaydı bence e, en nihayetinde baktığımızda. Evet endeks belki direncini kıramadı ama desteğini de kaybetmiyor. Hala güçlü alanda e, beklemeyi sürdürüyor. Diğer taraftan hisselerin hareketleri artık çok iyi noktalara gelmeye başladı sertleşmeye başladı birçok hisse çok güzel primler vermeye başladı o bakımdan bence gayet güzel bir haftayı geride bıraktık önümüzdeki hafta zaten perşembe günü ppk toplantısı var toplantı öncesinde ise belki birazcık volatil hareketler olur ama eğer beklenti dışı bir karar çıkmazsa toplantıdan ki ppk'ya dair detaylı bir açıklama yapacağım ilerleyen günlerde ben Perşembe'den sonra artık yükselen trendin başlayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi beklediğimiz şekilde giderse her şey bir problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi endeksi saatlik bir grafikte takip ettim bugün. Çünkü burada harika bir range vardı bakın. Çok güzel bir range. Tam 46 saattir buradayız arkadaşlar. Bakın 12 Ocak'tan beri bu bölge içerisine gidip geliyoruz. İnanılmaz bir alanda çok güzel bir güç biriktirmesi var burada. Ben buradaki Yapının e, ne tarafa doğru kırılacağını gerçekten merak ediyorum. Güçlü, sağlam bir kırılım. Bakın, e, bu 7982 altında kapattık, hemen içeri girdik yeniden. E, günü de zaten range'in içerisinde kapattık. E, ben buradan bir 8100'e doğru hareket gelebileceğini düşünüyorum e, ki büyük ihtimalle de gelecektir zaten. Fakat e, şu, şu yükselen trend trendimizi korumaya devam edelim. E, onun haricinde zaten günlük grafiğimi hatırlıyorsunuz. Günlük grafiğimi hatırladığınızı düşünüyorum ben. Eee 7850 7950 arasında e, dip olmasını beklediğimiz bir alan vardı. Buralardan alıcı bulmayı bekliyorduk. Nitekim bugün eee 7934'lere kadar indik e, ama güzel bir alıcı bularak yukarı tekrar döndük arkadaşlar. Endeks özelinde bunları söyleyebilirim. Dediğim gibi PPK'ya dair detaylı e, analizlerimi ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım. Ben hala çok pozitifim endekse. E, hala tamamen boğa bakış açısıyla bakıyorum. Bunu söyleyebilirim rahat. Tamamen boğa olarak bakıyorum hala arkadaşlar. Ufak bir kesinti oldu kusura bakmayın. Ee, yükseliş bekliyorum. Ee, yükselen trendin başlayacağını belki yeni zirveyi test edebileceğimizi düşünmeye ben. Ee, kısa zaman dilimleri içerisinde düşünmeye devam ediyorum. Ee, bakış açım özellikle aralıktan itibaren çok pozitiftim. Ee, hala pozitifliğim de sürüyor. Ee, bu açıda bir değişiklik yok. 8100 kırılımını bu hafta bekliyordum ama çok iyi tuttular bölgeyi gerçekten. Yani... Ee, o kadar güçlü direndi ki bölge e, geçmekte çok uzun zamandır çok zorlanıyoruz ama bu zafer salmadık bakın iki kere test ettik ona rağmen salmadık güçlü duruyoruz ee, çok az kaldı buranın kırılımına diyebilirim sevgili dostlar Tabii ki siz kendi risk analiz, analizinizi yapıp öyle yatırımlarınızı yapın ee, kendi kararınızla işlemlerinizi alın bunun da hatırlatmasını yapayım. Ben asıl yükselişin bu arada onu da söyleyeyim bakın bugün grafiğe attım da ben asıl yükselişin arkadaşlar şu yoptaki zirve geçirince olmasını bekliyorum 9197 geçirince buradan Çünkü biz bayağı bir et diyoruz bu bölgeyi geçtiğimiz zaman muhtemelen birazcık daha rahatlayacağız birazcık daha güzel bir piyasa göreceğimizi düşünüyorum ee, bu bölge Şimdilik bizim en güçlü dirençlerimizden birisi buradan bir etkili Şu ftr'ye geldik ufak bir iğne tepkisi aldık bugün Buradan yukarı yönlü döndüğümüz zaman ciddi bir dönüş geldiği zaman bu kez 9.200'e geçeceğimizi düşünüyorum. Bir yeni zirve yapması endeksin yükselen trendini devam ettirmesi manasına gelecektir sevgili dostlar ee, ve şeye gelelim hisselere gelelim. Astor şimdi Astorda arkadaşlar e, yeniden 109.7'nin altına indik. E, bir anormallik var mı? TL bazlı grafiğe baktığımızda bir anormallik var gibi gözüküyor. Ama dolar bazlı grafiğe baktığımızda hiçbir anormallik olmadığını görüyoruz. Çünkü sert bir kırılım, sert bir kırılım sonrası gelen bir kar satışı, ufak bir kar satışı gayet normal. Herhangi bir sıkıntısı olmayan bir kar satışı arkadaşlar bu. Olabilir kırılımlar sonrası özellikle hacimli hisselerde bunları bir sık görüyoruz. O yüzden bir anormallik veya bir bozulma Kesinlikle yok. Ben Astor'un potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Kısa vadede de, orta vadede de, uzun vadede de potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Yeteri kadar düzeltmesini yaptı. E, dibini de bence oluşturdu. Artık buralardan yukarı hareketini başlatacağını düşünüyorum ben arkadaşlar. Astor'un yakından da takip ediyorum. Çünkü Astor'un hareketi diğer enerjileri e, direkt olarak etkiliyor. Ve onların da fitilini ateşliyor. O yüzden Astor önemli. Ee, dediğim gibi dolar bazlı kırılım geldi. Ee, biz buradan peyder pey bence düşe kalka yukarılara doğru gideriz. Ee, Astor özelinde bunları rahatlıkla söyleyebilirim. Benim bakış açım tamamen bu. İlk etapta minimum 4 doları göreceğimizi düşünüyorum. 4 dolara vereceğimiz tepkiye göre de ee, yine konuşuruz ne olur ne biter diye. Sonrasında Tatel. Bu arada tatene geçmeden hemen e, hatırlatmaları yapayım, araya yeni bir reklam sıkıştırayım. Şimdi arkadaşlar yarın YouTube katıl videolarını yayınlamaya başlayacağım. Cumartesi ve pazar günleri e, bir gün kripto analizleri paylaşıyorum. Bitcoin, Ethereum, altcoin analizleri ve e, burada bu analizler sırasında hem size bir strateji oluşturma için e, Bitcoin'de kripto tarafında nasıl hareket edebilirsiniz bunlardan bahsediyorum. Hem de kendi beğendiğim altcoinlerden bahsediyorum. Bu ee, şekilde bir kripto analizi videosu sizlerle oluyor. Pazar günü ise e, endeksin sektörel grafiklerine bakıyoruz. Yani sektörlerin daha doğrusu e, grafiklerini inceliyoruz. Bu haftanın potansiyel endeksi hangisi olabilir? Önümüzdeki dönemin potansiyel endeksleri hangisi olabilir? Ki geçtiğimiz dönemlerde yani iki haftadır bu videoları paylaşıyorum. Sigorta hareketlerini, holding hareketlerini, GEO hareketlerini çok güzel yakaladığımızı düşünüyorum bu hafta da gerekli çalışmaları yaptıktan sonra videoyu çekip YouTube katıl tarafına yükleyeceğim. Siz de YouTube katıl tarafına üye olarak bu iki videoya haftada bu iki videoya erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. sektör tarafında hisse grafiklerine bakmıyoruz ama takip ettiğimiz hisseleri sektörel bazda söylüyorum. Zaten onlarda da aslında bildiğiniz hisseler oluyor. Gizli saklı bir şey yok yani. Hani orada size özel hisse falan vermiyorum. Onu da söyleyeyim. Ee, orada daha çok hani strateji yaratmak isteyen insanları bekliyorum ben daha çok oraya. Yani şu sektör şu zamanda daha iyi olabilir. Bu sektör bu dönemde daha iyi olabilir. Ee, ona göre ben bir plan program yapayım diyen insanları daha çok oraya davet ediyorum. Yoksa hani bir sinyal geldi, paylaşıyoruz hadi e, yükleniyoruz gibi bir ortam kesinlikle yok. Çok o tarz biri de değilim bildiğiniz gibi. Sonrasında finansal danışmanlık hizmeti için bana mail aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Ve bunu aslında video başına söyleyecektim. Unuttum. Dün 22.000 abone olduk YouTube'da. Çok teşekkür ediyorum. Sizin desteklerinizle ben böyle YouTube'a abone olursanız sevinirim diyorum. Özellikle üstüne basarak söylediğim zamanlarda çok ciddi abone geliyor. Bunun için teşekkür ederim. Yani dikkate alınmak güzel bir şey. Onun için ben de son zamanlarda soranlar çok oluyordu. Hocam işte biz öğrenciyiz ya da işte emekliyiz birazcık indirim yapsan yılbaşı öncesi fiyattan versen gibi. Sadece yani ben fiyatın çok uygun olduğunu düşünüyorum hala ama 22 bin abone olmuşuz. Sizin destekleriniz de olmuşuz. Pazar akşamına kadar Dante's Price Section eğitim seti yılbaşı öncesi fiyatından satıştı arkadaşlar. İyi gelenler bana mail atabilirler pazar akşamına kadar vaktiniz var. Yılbaşı öncesi fiyattan yararlanmak için. Arada böyle YouTube'da güzel seviyelere ulaştığımız zaman veya Twitter'da böyle ufak ufak jestler olabildiğince yapmaya çalışırım. Bunu da söylemiş bulunayım. Sevgili dostlar. Kanala da abone olursanız tabii ki çok sevinirim. Ve Taten'e geçeyim. Astor'la Taten arasında bir reklam sıkıştırdık. İyi oldu. <laughs> İnşallah kızmadınız. Şimdi Taten'de şöyle bir durum var. 41.60 müthiş çalıştı. 41.60 mükemmel çalıştı bakın arkadaşlar. Milimetrik bir satış. Bugün toparladık. Bugün çok güzel toparladık. Yani 35.66'ya değmeden toparladık. Burada bir fibo var mı? Bakalım. Yani net bir fibo da olduğunu söyleyemeyiz. Ee, güzel bir toparlama oldu. 41.60'ı geçersek çok pozitif olacağımızı düşünüyorum. 35.66'ya gelirsek buradan bir reversal yapı arayacağım. Ee, bu aşamada yani buradan girerim diyebileceğim. Çok öyle demiyorum zaten ama hani buradan maliyetlenmek için bence çok doğru bir yer değil. Kısa vade için söylüyorum. Ya 41.60'ın için geçilmesini beklemek lazım ya da buradan bir reversal mum görmek lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, yani şunu da söyleyeyim hani dün bir eleştiri yapıcı bir eleştiri yapmış arkadaşımız. Teşekkür ediyorum. Hani şurası geçilirse bu olur, burası geçilirse bu olur demenin içi boş bir yorum olduğundan bahsetmiş kızmıyorum kesinlikle bu arada yanlış anlamasın açıklamak istiyorum ben de bu boş bir yorum değil arkadaşlar uzun süredir takip eden arkadaşlar varsa kendisi muhtemelen yeni takip ediyor şurası geçilirse şu olur dediğimiz hisselerden biz çok güzel kazançlar elde ettik arkadaşlar çünkü burası bir dirençtir sol tarafta likidite boşluğu vardır bir blok yapısı yoktu yani price action'a göre birçok konsept vardır bu konseptlere göre bir bölge geçilirse fiyat hızlı hareket edilebilir o bölge geçilmeden baskı görebilir. O yüzden bunlar e, hani içi boş size göre öyle olabilir tabii ki. Herhangi bir itirazım yok. E, ama içi boş yorumlar olmadığını size söyleyeyim. Hani mesela yarını görelim lafına da birazcık takılmışsınız. Yarını görmek de şu yüzden önemli. Deviyasyon dediğimiz, sapma dediğimiz e, veya bir direnç kırıldıktan sonra onayı için ertesi günü görme ihtiyacımız olur. Aynı şekilde bir destek kırıldığı zaman da. Çünkü fiyat piyasada likidite denilen bir kavram var ve market maker o likiditeyi almak için sürekli uğraşır. Sizin de bazı durumlarda ertesi günü görme zorunluluğunuz doğar. E, o yüzden bunlar e, boş yorumlar değil. E, onu e, belirtmek isterim. Bazı teknik kavramlar var piyasa içerisinde. E, bunlara hakim oldukça e, daha e, boş olmadığını zaten. Fark edeceksinizdir diye düşünüyorum ama tabii ki her fikir e, güzel ifade etmiş arkadaşımız bu arada teşekkür ediyorum e, güzel ifade edilen her fikir e, benim için değerlidir e, ben de o şekilde e, karşılığını e, açıklamamı yapmak istedim. Tatendere durumlar bu şekilde sevgili dostlar devam ediyorum. Forte bugün müthiş hareket yaptı kapla beraber. E, Forte zaten ucuz bence arkadaşlar. ucuz gördüğümüz hisselerden birisi. Ee, bayağı zirveden sağlam bir düşüş yaşadı Haftayı harika kapattı 74.45 şimdi önümüzdeki hafta Hem 76.15 hem 81.90'ı geçebilirsek Bayağı bir rahatlarız Yani o zaman ben 3 hanelere hızlı bir giriş bekleyebilirim ee, Özellikle 76.15 çok ciddi bir direnç oldu Çünkü buradan e, çok kez reddedik 76.15 hacimli geçilirse büyük ihtimalle 81.90'ı da geçeriz diye düşünüyorum ee, Önümüzde bu iki direnç var Bunları geçtiğimiz zaman çok daha rahat bir Forte izleyeceğimizi ve daha potansiyelli bir Forte izleyeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, yeşil kutu zaten dip seviyesi ee, gördüğünüz gibi. Zaten uzun bir süredir o bölgeyi dip olarak takip ediyorduk. Bugünkü hareketi de çok güzel bir e, hareket oldu. Forte'yi de takibe devam ediyoruz. Alfaz bugün güzel bir kapanış yaptı Alfaz. 90-35'in üzerinde kaldık pozitif. Alfaz'daki bugünkü kapanış Dolar bazlı e, grafiğe bakalım. Dolar bazlı grafikte e, 3.36 direncinin altındayız. Önümüzdeki hafta bu bölgeyi geçebilirsek eğer güzel bir e, rahatlama yaşarız. 4 dolara doğru hareketimiz başlar. Yükselen trend üzerinde olmamız pozitif. Grafikte herhangi bir bozulma yok. Sadece enerjilerin o genel hareketi bekleniyor. Ona da az kaldığını düşünüyorum. Önümüzdeki hafta yine enerjiler potansiyel olabilir. Özellikle astro öncülüğünde bir hareket bekliyorum. E, alfaz da buradan zaten nasibini alacaktır diye tahmin ediyorum 3.36 şu an e, önemli dirençlerimizden birisi e, diğer taraftan üç haneler de önemli direnç yani 100 seviyeleri 98-100 bandı da önemli bir direnç Üç hanelerin üzerinde daha rahatlayacağımızı düşünüyorum psikolojik bir direnç diren nihayetinde kontrolmatik bugün e, pozitif olanlardan birisiydi e, nihayet birazcık hareket etti bakın bu analizi dün paylaştım 4 saatlik grafiklerde Dün detaylı anlattığım için bugün çok detayından bahsetmeyeceğim açıkçası arkadaşlar. 4 saatlik paralel kanalın yukarı kırılımını bekliyorum burada. Bakın daha önce burada şu yükseliş trendi yaklaşık 4 ay sürmüş. Ve burada çarpı üçlük hareket olmuş. Şu düşüş trendi de yaklaşık 4 aydır sürüyor. Ve hem konjonktürel olarak hem de piyasa gereği bunun kırılmasının yakın olduğunu düşünüyorum ben güncel kırılım seviyesi 245 TL civarı kırılacağını düşünüyorum çok zaman geçmeden bu kırılımla beraber yeni bir yükseliş trendi görürsek eğer yaklaşık 4 aylık bir yükseliş trendi olabileceğini bu bir fikirdir ben buna göre işlem anlamı vardı farklı bir bakış açısıyla incelemek istedim dün de söyledim bunları zaten 4 aylık bir yükseliş trendine girebileceğini aşağı yukarı tabii 4 ay yani 120 gün olduktan sonra pat ise düşmüyor bu arada e, bir yükseliş girebileceğini düşünüyorum. E, burada da yani e, bir 4 ay içerisinde kırıldıktan sonraki 4 ay içerisinde e, 355, 400, 385, 430 galiba. E, 400'lü seviyelere batak bekliyorum diyeyim ya da ben daha net bir e, şekilde kontrol matikten arkadaşlar yakın takip ediyorum özellikle 4 saatlik kırılımı bu aralar benim için önemli e, bir konumda devam edelim Avrupa Avrupa Kent Gayrimenkul bugün e, hızlı toparladı. Dünkü satışı e, kötüydü. Bugün çok hızlı toparladı ve yeniden kutunun üstüne attık. Kutunun üzerindeyiz. Pardon, kutunun üzerinde değiliz. Kutu 5295 5290 kapatmışız. Milimetrik bir kapanış olmuş. Ee, pazartesi günü muhtemelen yukarı devam etme potansiyeli olabilir ama e, ben zaten dün bahsetmiştim burada artık tamamen e, oyun dışı kaldığımda dünkü e, şu tavan hareketiyle. Burada artık biraz izliyorum. 46-36'ya döner ve küçük zaman dilimlerinde pozitif hareketler sergilerse bakabilirim yeniden. Onun haricinde bir süre izlerim diye düşünüyorum. Çünkü kısa da güzel primlendi. Gerçi arz fiyatına da daha yeni geldi ama çok kısa zamanda %50'ye yakın bir hareket verdi. Bakalım biraz dinlenecek mi ne yapacak onu bir görmek istiyorum açıkçası. Reader 24 TL 2 gündür usul usul ilerliyor. Reader güzel. Bunun bir 28 TL'lere kadar gelmesi lazım. Kanal orta bandına doğru bir gelmesi lazım. Şu düşenin de testinde yaptıysak bu kez o e, kanal orta bandı temasını görebiliriz diye tahmin ediyorum. 22.75'te burada bizim destek noktamız. Hatta 22 50 mi desek 22 75 diyelim destek noktamıza. Euro Power kötü kapattı. Eksi 2 yani bu hafta 200'den üzerine atar mıyız dedik ama 185'leri görüp 175'te kapattık. İyi olmadı bu tabi. Dolar bazlı direnç çok güzel çalıştı. Bayağı iyi çalıştı ama bayağı da yıprattık. Bölgeyi bayağı yıprattığımızı düşünüyorum. ben yani çok net 3 temasımız var bölgeye bu hafta içerisinde. 3 ünlere satış yedik ve son temasta bayağı bir ilerledik. Yani satıcıları zayıflattığımızın aslında biz burada bir mesajını verdiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki hafta ben bu bölgenin kırılımının da yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. Dolar bazlı %10'luk bir yükseliş yetiyor buranın kırılımı için arkadaşlar. Retest için 5-60 seviyeleri var yani %3.5'luk bir düşüş. Belki o öyle bir şey de yapmak isteyebilir. Ama önümüzdeki haftayı ben Euro Power'da 200 seviyeleri konuşabileceğimizi ümit ediyorum diyelim. Euro Power özelinde. Önümüzdeki hafta olmazsa sonraki hafta olur ama artık çok az kaldı arkadaşlar benim şahsi bakış açıma göre. E, siz kendi kararınızı işlemlerinizi alın. Yatırım tavsiyesi değil bunlar. Mia teknoloji kutuda tutundu artık yani. 34 ona da attık. Tutunuyor diyebiliriz. Burada artık 4 gündür desteği temas ediyoruz. 4 gündür de bölgedeyiz. E, güzel bir hamle, güzel bir hareket. E, tutunabilmesi çok değerli bence. 37.06 kapanışlarla yeniden güç toplamaya başlar patron satış, satışı sonrası çok az yara aldı ki e, bu iyi bir şey yani normalde yığılıyor hisseler çünkü acaba bir şu düşüşün içerisinde şu düşüşlerin içerisinde acaba zaten bu bilgi var mıydı bilmiyorum ama e, az yara aldı gerçekten 33.16'yı tutabilirse mükemmel 37.06 üzerinde kapanışlar bizi yeniden güçlü yapacaktır Smart Güneş 60 -70. Smart Güneş'te de 2 gündür bir pozitiflik var açıkçası güzel bu dolar bazlı grafikte kırılım vardı hatırlarsanız. Bakın o milimetrik kalan kırılım artık net bir kırılıma dönüştü. Önümüzdeki hafta 2.17 hareketinin geleceğini düşünüyorum ben Smart Güneş'te. Bu da dolar bazlı %7.5'luk bir harekete denk geliyor. 2.17 üzerinde de 2.31 var. O da dolar bazlı %15'lik bir harekete denk geliyor. TL bazlı da bu %20'lere falan ortalama tekabül eder diye düşünüyorum. Ee, bir bu hareketini yapsın. Sonra daha yakından ee, inceleriz Smart Güneş Önce 2.17'ye bir temas etsin Bir görelim ne tepki vereceğini Sonra 2.31'i bekleyeceğiz Sonra 2.53 zaten e, ana bölgesi Yani Smart Güneş'in en önemli Seviyesi arkadaşlar burası Smart Güneş tarihinin en önemli seviyesi 2.53 ne kadar çok ekmeğini yediğimizi Bilenler bilir ASG'yi bugün pozitif kapattı Yine güçlü kapattı ee, Ama çok yukarıda yine Bırakıyor 2 gündür çok daha iyi kapatabileceğimiz günleri aşağılarda kapatıyoruz. Bakın dün 16.50'leri gördük, bugün 16.09'ları gördük ama ikisinde de 16'ın altında kapattık. Ama kırılım sonrası pozitif hareket etmesi güzel. Yani tekim haftalıkta da kırılımını yapmış bulundu. Böylece bakın haftalıkta da bir kırılım geldi. Bunun önümüzdeki hafta artık daha seri hareketler yapabileceğini düşünüyorum. Biyan yapı, Biyan yapıda. TL bazlı grafikte şöyle bir durum var ama ben bunu dolar bazı takip ediyorum. Hala arz fiyatının altında kalan iki şirketten biri arkadaşlar bir yen yapı. Burada da bugün net bir kırılımın geldiğinden bahsedebilirim. Dün sıkışmıştı ama bugün artık kırılım geldi bir yen yapıda. Belki önümüzdeki hafta burada da haftalıkta net bir kırılım yok ama yani milimetrik bir kırılımdan söz edebiliriz. Burada da artık daha güzel mumlardan söz edebiliriz. Daha güzel bunlar bekleyebiliriz önümüzdeki hafta diye düşünüyorum. Bugün yine güçlü duran hisselerden birisiydi bu arada. Bu da değerli. Bugün çünkü genelde satıcılı bir gündü. Özellikle endeks hisseleri tarafında. Eczacıbaşı artı 2'ye yakın kapattı. Bakın şu olayı retestmiş. testmiş çok güzel oldu. Bugün de bir test etti. 46-68'lerde kapattık. Güzel. Üst kutuya doğru yavaş yavaş yol alıyoruz. Biraz ağır gidiyor. Ama iyi fena gitmedi yani. Bugünkü mumunu beğendim üst kutumuz arkadaşlar 49 20 50 30 bu bölgeye kadar bir atak bekliyorum eczacı başından o bölgeye geldiğinde yeniden konuşuruz orada bir satış yeme potansiyeli olduğunu düşünüyorum çünkü FTR var orada güzel bir FTR ee, fiyatı birazcık tutabilir diye düşünüyorum Türkiye sigorta bugün böyle güzel gitti bir ara 47'lerin falan üstüne attık ama kapanışa doğru satış yeri dayanamadı o bakın diğerleri dayananlar oldu ama bu dayanamadı eee bir 47 82'leri falan gördük. Dedim çok iyi gittik vallahi böylesi bir günde. Sonra nazar değdirdi herhalde öyle diyerek 46 38'e geri çekildi. Ee, haftaya bakalım haftayı nerede kapatmışız. Haftalık gördüm gayet güzel arkadaşlar. Kıralım onay yeşilim mumla yükseliş. 44 04 altında kapanış gelmediyse ben burayı takip edeceğim yani. Ee, aynı bakış açım devam ediyor. Böyle usul usul giden, usul usul yükselen hisseler eğer stop etmiyorsa sizi yani gelip orada stop olmadan bekliyorsanız Bu noktadan sonra çok güzel karlar görebiliyorsunuz. Yani tren sürmenin güzelliğidir. Fark etmez size güzel gitti. Çünkü %1 gider, %0.5 gider. Bir gün eksi 1 olur, ertesi gün 3, artı 3 olur. Orada bir artı 2 yazar. Siz çok fark etmezsiniz. Sonra bir bakarsanız artı 9 olmuş. Sonra bir tane sert mum verir. Artı 6, artı 7. Siz kendinizi bir anda %15-20 karda görürsünüz bizim orgene yaşadığımız olay mesela. O yüzden çok seviyorum böyle trendleri sürmeyi. Ama çok disiplin istiyor ve o disiplini işte sağlayabilmek birazcık bazen problem oluyor. Tarkin bugün kırılım kırılım için yine çok istekliydi yine kıramadık. Önümüzdeki hafta kaldı Tarkin'in isteği kırılımı. Her gün temas ettik Allah'a şükür ama kırılım yok. Kırılım için 590.5 üzeri kapanış bekleyeceğiz. Pazartesi günü az kaldı artık burada arkadaşlar. E, 660 üzeri kapanışları beklemeye devam ediyoruz. Tarkim'de kırılımdan sonra 660 kırılınca 4 taneye bir hareket bekliyorum. Ve tabii ki Tarkim çalışması yapacağım abi yani. Siz durun 1500 önce ben yapacağım o çalışmayı. E, rahat olun. <laughs> e, geçiyorum Tarkim'i. E, bu hafta yapamam. Bu hafta hafta sonu çok planlı bir proje var çünkü. E, <laughs> <laughs> ama yapacağım. Evet arkadaşlar şu an kızıyorsunuz muhtemelen ama çok da haklısınız. Allah bir şey diyemiyorum. Ee, kale seramiğe gelelim. Kale seramik 67-10-62-25 kutusu arasındaki sıkışıklık devam ediyor. Bakın 29 Aralık'ta girmişiz biz bu kutuya. Şu an 19 Ocak hala kutudayız. Bu böyle kutuları ben severim. Güzel bir güç biriktirmesi yapar. Bakalım nereye kadar sürecek yani bu kutu. Biz çizdikten sonra daha 5 6 mum daha attığı içine gayet güzel. Bakalım birikimini yapsın. Birikimini yapsın. Çok aşağılarda kale seramikte. Hiçbir halkars hareketine de katılmadı. Orta vadede bence buralar fırsat. Kısa vade içinde birkaç mum yapısı bekliyoruz veya birkaç hareket bekliyoruz diyeyim. Yine konuşuruz zaten. Kopol'den kapanışa doğru ne atak geldi ama. Çok güzel atak geldi. yani Bugün için en çok sevindiğim Kopol'ün bu hataydı açıkçası. Çünkü çok bekliyorum yani onun gelmesi gerektiğini düşündüğüm hareketlerden birisiydi. Dün çok iğne olarak kaldı. Bugün piyasa kötüydü o da kötüydü. Ama kapanışa doğru o kadar güzel aldılar ki artı 4'e yakın bir kapanış geldi. 43 onlarda. Çok kıymetli çok güzeldi Kopol'ün e, hareketi. Bakın 5 dakikalık bunlarda ben size son 1 dakikalığını göstereyim. Bak. 41.38'den 41.88'e arkadaşlar. Son 5 dakikada alınan %1.5'a yakın bir şey alım. Çok güzel geldi. umarım pazartesi gün devam eder. Çünkü bence ilk etapta 46 48 kutusuna kadar soluksuz gitmesini bekliyorum. Sonra bu kutu aralarına her kutu arasının hızlı geçirmesini bekliyorum. Çok aşağılarda kaldı. Çok ucuz kaldı bence bu da. Fazla düştü yani bir tık fazla düştü bence kopol. Bu açığı biraz kapatacaktır. Güzel gözükmeye devam ediyor. Gesan Baba açtığı yerde kapattı. Hiçbir farklılık yok. Dün ne söylediysem bugün de geçerli. O yüzden burayı çok anlatacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Geçiyorum Gesana orta uzun vadede çok potansiyelli durmaya hala devam ediyor ama dolar bazlı grafikte. Osman Osman'dan dün zaten ayrıldığımı söylemiştim. Nedeni aracı kurumların ciddi bir kırılım yapmasıydı aşağı yönelik. Bugün diğer aracı kurumlarına da bakmadım aslında biliyor musunuz? Baksaydım iyiydi de. Şurada bir ismen mismen A bir kap ne yapmış mesela? Ahkas gaz tavan. Vay vay vay. İsmen de eksi bir buçuk yapmış. Eksi bir buçuk kapatmış. Ee, başka göremiyorum. Şu an bir de A1 kapa bakayım. A1 kap kapatmış? A1 kap direnmiş mi sanki? A1 kap da eksi kap. Bütün aracı eksi kapatmış neredeyse arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, çünkü ciddi bir aşağı kırılım vardı. Şeyde aracı kurum endeksinde dolar bazlı aracı kurum endeksinde o yüzden oradan bir e, kaçmaya çalıştım. Biraz iyi de kaçmışız. Yani 199 buçuklarda falan kaçtık. E, şu iğnenin içinde kaçtığımızı varsayarsak yani iyi bir yerden kaçmışız. Gerçi 210'lar da görüldü. Bir de öyle bir durum var tabi de. E, biz garanti olsun diye e, düşen o yükselen trendin kırılmasını bekledim. Yani bir tepki alsak şimdi 220'leri konuşuyor olurduk ama olsun. Osman'ın bir tık düşsün. 180'li seviyelere gelsin. O zaman tekrar değerlendireceğim. Bence de çok potansiyelli bir şirket çünkü. CV 300'e bağımlılığı var bu ara. 300'den çok ayrılamıyor. Kralım için 306.5 üzeri kapanış lazım pazartesi günü. CV de çok potansiyelli. Şuradaki birikim çok değerli. Patladığı zaman neden bu kadar değerli olduğunu göreceğiz. Şu 305.5 üzeri kapanışı bir görelim. CV Güzel hareket yapacaktır. 220'lerden 300'lere çok hızlı geldik. Bakın. Ee, şimdi bir de 300'lerden de hızlı bir son zirve hata yaparsak harika olur. Ee, torunlar gayrimenkul bugün biraz satıcılıydı. Ee, bir tık fazla satıcılıydı bugün. Yani piyasada kötüydü zaten ama. E, bir tık daha iyi olmasını beklerdim. Birazcık daha direnmesini beklerdim. Düne göre iyiydik. Ee, dünkü kapanıştaki gelen satış zaten. 1.19'dan bizi 1.15'lere ve bugünkü hareketli 1.15'lere kadar indirdi. 1.13 üzerinde kaldı söyledi. Burada bir problem yok. Ora gerekli gibi bir yükselen trendimiz var. Ee, bunu sürmeye çalışacağız yani. Önce 4-5 bundan gelmesi lazım tabii trendi sür sürüyoruz diyebilmek için ama şimdilik bir problem yok arkadaşlar. Dardanel o da bugün satış yedi ama normal yani. Çok sert mumlar, çok sert mumlar verdik arka arkaya. Dardanelle'de bir problem. Yok sadece tek problem haftayı. Dolar bazlı haftalık kapanışımız vardı ya. 0.21'de kapattık. Yani milimetrik olarak altında kapattık. E, 0.22 kapatabilseydik eğer önümüzdeki hafta için çok net çok e, beklentili olacaktım. Şimdi e, bakalım nasıl olacak kafasını. Acaba bir satış daha yiyecek mi? Yoksa gidecek mi? Zaten çok sıkıştı. Yani çok da yani çok satışacak haftaları da kalmadı zaten. Ee, maksimum bir ay süresi var gibi gözüküyor bir tarafa kıralım yapmak için. Ama bakalım bu hafta mı olacak yoksa birkaç haftada e, sallamaya çalışacak mı onu takip edeceğim. Onun haricinde Orge'yi almamışım. Orge'ye bakalım. Orge kapanışa doğru yine alım geldi. Klasik Orge. Yani hiçbir değişiklik yok. Sabahları salıyor kapanışa doğru alım geliyor. E, 61.90'lardan 62-20'ye girdi karanlık odada. Karanlık oda kapanışı 63 bakın. Yani karanlık odada gelen %1.5'luk bir alım. Ve trendin üzerindeyiz yine. Devam. Orgele trendi takip etme devam. Yine tepki aldık bakın. Tepki al ala gidiyoruz abi. 62-45'te 62-35 oldu yani. Pazartesi günü 62-35 altı kapanışlarda. Orge bizim stop noktamız usul usul ilerletiyor bizi. Bakın 55'lerden beri sürüyoruz. 63'lere kadar geldik. Usul usul, sabırlı, temkinli. Arka arkaya iki tane sert mum vermesi 70'in üzerine yerleştirir bizi. 70 demek de arkadaşlar bakın. Yani yüzde %27'lik bir yükseliş demek. Yani çok çok iyi bir hareket yakalamış olur. Sadece arka arkaya yani bir tane tavan vermesi bile 70 demek zaten. Yani arka arkaya iki mum verse %5'lik altılık 70'lik baya baya üzerinde %30'luk bir yükseliş yakalamış olacağız. Bir tane verdi sonra satıcılığa çalıştı. E, Tabi bunun riski ne? Riski şu e, stop olup tak diye çıkabilirsiniz yani. A, aynı akşamını akşamına e, elenebilirsiniz. ama işte bu riski alıp trende güveniyorsanız tabii ki. Bakın trende ben güvendiğim bir trendi. Kaç kez iğneyle sektik. Kaç kez sektik. Bak, iğnelerde stop olmuyoruz. Likidite çünkü. E, kapanışlarla stop oluyoruz. Ve orgeyi takibe devam ediyoruz. Başka şok bugün yine satış yedi. Yani şok çok garip, çok aşırı bir baskı var. Şok ve doğuşu anlamlandıramıyorum. Yani inanılmaz bir baskı var. Bu baskının bitmesini bekliyorum ben bu ikili de. İnanılmaz bir bitme bilmeyen baskısı var. Hatsan dünkü açtığı yerde kapattı. Yani bu bölgeye şu an bir yapıştık. Hatsan da ben hala potansiyelli görüyorum. Bak seçiminde bir değişiklik yok. Bera verdi o güzel yükselişi iki gündür geri alıyor. Hatta aldı yani iki gün önceki seviyeye geri geldi. E, o bakımdan can sıkıcı oldu Benanın durumu arkadaşlar. E, yine bekleyeceğiz. Şu dipten harekete devam etsin. Ufak bir yükselen trend var burada gerçi. Bu pozitif ama bakın şöyle bir yükselen trend. Muhtemelen buralardan tepki alır 1150 civarından tepki alıp yukarı devam eder diye tahmin ediyorum. BİM 335 bugün yeşil mum. Verdi. Buradan bir tepki daha aldık Yukarı yönlü Ben önümüzdeki hafta Artık 1350 bandını kırmaya Çalışacağını düşünüyorum Yapması gerektiğini düşünüyorum Kimtex Yani yine kıramadı. Bugün kapta vardı ee, Yine kıramadı 63.75 artık Pazartesi günkü kapanış seviyesi Burayı bekleme devam Ediyoruz. Her gün iğne her gün iğne Bir güzel mum veremedi Kimtex Başka arkadaşlar Sasa 37 60 Sasa'nın dolar bazlı grafiğini göstereyim ben size bakın. Sasa şu 1.46 kısmı değerli. Ee, onun haricinde bugünkü kapanışta 1.25 üzerinde olsaydı iyi olacaktı ama tam 1.25 kapatması soru işareti. Yani önceki ufak tepeyi bile geçemedik henüz. O yüzden e, acele etmemek gerektiğini düşünüyorum ben. Sasa özelinde en azından bir 1.25 üzeri kapanış 1.26 kapanışı görsek mesela iyiydi diye düşünüyorum. Hektaş tepki aldı nihayet. Bakın haftalık grafiğinde tepki aldığını görüyoruz. Bir yeşil mum lazım buraya. Önümüzdeki hafta 19-20'lere varacak bir yeşil mum. Burada güzel bir dönüş işareti olur. Ama şu 20.80-23-24 bandının ben çok sert direnç olarak çalışacağını düşünüyorum. Burası geçilmeden ben çok hektaşa bakmam açıkçası oyakta e, oyakta güzel bir dipten dönüş hareketi var bakın usul usul devam ediyor da dipten yaptığı hareket yüzde 14- 15'e vardı usul usul devam 61 55 üzeri kapanışlarda 70'lere hızlı gidebileceğini düşünüyorum arkadaşlar oyak Cimentonun gübreye bayağıdır bakmıyorum ona bakayım Gübrede valla dip yine aynı dip. Yani şurası korunmaya çalışıyor. 135 TL dibi korunmaya çalışılıyor. 135 TL altı kapanışlar sıkıntılı olur. Ee, bu bölgeden mesela maliyetini 135 altı kapanış stopuyla takip edilebilir. E edebilir dileyen. Ee, ama benim şu an uzak durduğum bir şirket açıkçası gübre. Sonra bakıyorum başka burada. Türk Hava Yolları babayı almadık aynı yerde kapattı. 0'a 0 Türk Hava Yolları. Froto 0'a 0. Ekstra bir durum yok. Dün ne anlattıysam aynısı geçerli. Türksel 0'a 0. Pegasus, Tüpraş hepsi 0'a 0 arkadaşlar. Ekstra hiçbir şey yok bunlarda. Dün anlattığım her şey geçerli. bunların farklı grafiklerine belki videolar, grafiklerde bakar. Sizlerle paylaşırım ama herhangi bir değişiklik yok bunlarda. Bugünü yani es resmen. Sahol biraz kar satışı yedi. Emlak konut biraz kar satışı yedi onlarda onlar da normal yani çok anormal durumlar olduğunu düşünmüyorum. Nitekim Koç Holding yani holdingler birazcık satıcılı çalıştı. Bakın Koç Holding son zirveyi geçti. Son zirveyi geçtikten sonra gerçi son zirveyi geçememiş ki. Bakayım. Geçememiş aynı. 160 TL üzeri kapanış gelmemiş. Satışı yemiş bakın. Üzerinde kapanış tertemiz. Güzel çalışmış burası. burada durumlar bu şekilde. Burada başka neye bakacağız bakalım. Ahkaz bir ara takip ediyordum. Ee, şimdi çok yakından takip etmiyorum. Borusan, Borusan'dan ufak 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 dönüşler geliyor. Yeşil kutuya doğru bu harekete devamını bekliyorum demiştim. Devam. Aynı görüşteyim hala. Yeotek ne yapmış bugün? Yeotek'e ee, bakalım. Acaba şu an buralarda mı? Ha. O da 0-0. Aynı durum arkadaşlar. Yeotek zaten bu ara o sert hareketlerini bırakıp böyle yataya bağladı yani aynı yerlerde geziyor başka bir şey yapmıyor. Bir de halkardızlara bakalım. Agrot çok iyi gitmeye devam ediyor maşallah Agrot 18 TL oldu çok güçlü devam ediyor. Yani bakın daha böyle e, uzun vade düşünenler için mi desem? E, ya da daha geniş perspektifle bakanlar için Agrot 20 TL'nin üzerinde çıkarsa özellikle yani birazcık daha boyu uzarsa. Geri düşüşlerde atıyorum bundan bir ay sonra şuralardan düşmeye başladı ya şu bölge nefis bir alım yeri olacak arkadaşlar bu bölgeyi unutmayın bakın 15.07 17.6 nefis bir tepki bölgesi olacak bu bunu zaten fiyat geldiği zaman konuşuruz ama yarın gelmesinden bahsetmiyorum bir gitsin 5 mum daha ileri ondan sonra gelmesinden bahsediyorum yani yatay takılır ondan sonra gider sonra gelir o da olur. Bir bu bölge bir unutulsun. Sonra fiyat hafızası devreye girsin burada. Ee, burada her şeyi konuştuk herhalde başka. Bakıyorum var mı bir şey. Mekak 64, 75 Mekak. Kutu dibine yakın bir yerden tepki vermiş. İkisi arasında gidip geliyor Mekak. Güzel. Bir sıkıntı yok. Pasifik. Pasifik kutudan red sonra kendine gelemedi hala aynı şekilde. Ee, bunun düşüşü arkadaşlar 53 TL'ye kadar sürebilir. 53-54 bandına kadar. Ee, burada kuzu grup var. Kuzu grup bugün güçlü durdu yine. Ee, fena durmadı yani. Önümüzdeki hafta şu mavi kutuyu geçebilirsek burası güzel olur. Ee, birazcık tatlı olur. Çünkü buradan da bence potansiyel var yani. Kuzu grupta. E, ee, sonra sanki bir şeye bakma. Ofis e yeniden bakalım. Ofisiyem 52.05'ten bugün milimetrik mm red yemiş bu ofislerinde pasifik çıkışları çok nokta atışı oldu gerçekten Avrupa e, Avrupa kent gayrimenkul bir öz eleştiri yapayım Belki daha iyi bir çıkış sağlanabilirdi ama e, tabii kötü bir yerden de çıktığımı düşün çıktığımızı düşünmüyorum açıkçası e, burada da o yüzden çok bir problem yok en tepeden en dipten hani çıkmayı zaten beklememek lazım Ben de söylüyorum ve sürekli başka var mı bakayım tek baktık bursan baktık tamam arkadaşlar bu kadar bugünlük ee, istek isteler olursa yazın ama söz vermeyeyim video için bu hafta misafirlerimiz olacak çünkü öyle youtube katıl tarafını videolarını çekerim mutlaka ee, ama şey için youtube için e, istek isteği çekemeyebilirim yine fırsat olursa mutlaka çekerim ama bu çekemediğim videoyu twitter'da zincirlerle destekleyeceğim. O yüzden hafta içi ben yine çalışmak için dışarıda olurum çok yüksek ihtimalle. Siz istek istelerinizi yoruma yazın. Bu hafta sonu bu geceyle sayarsak minimum 4-5 zinciri yapmayı planlıyorum. Twitter'da bir 30-40 tane hisseye bakarız. O yüzden isteklerinizin bir çoğunu da değerlendiririm diye tahmin ediyorum. O yüzden istek istelerinizi yazabilirsiniz. Youtube'dan kanala abone olmayı unutmayın. Twitter'dan beni takip edin lütfen. Price Action eğitim setinin de Pazar gününe kadar indirimli olduğunu unutmayın. Bakın arkadaşlar YouTube'a gelin, YouTube'a gelin. Dante's Price Action eğitim seti yazın abi. Dante's Price Action yazın direkt böyle. Bakın burada çıkacak arkadaşlar. Dante's Price Action eğitim seti 34 video 14 Hadi çek Burada bütün detaylar var. Bütün detaylar. Hangi konuları içeriyor? işte bakın. 30'da 32 tane konu var. Bir giriş, bir bitiş videosu var. Tüm detaylar burada yer alıyor. Ee, hani kafanızdaki bütün soru işaretlerinin burada yer aldığını düşünüyorum. Başka sorularınız olursa da mutlaka bana yazın. Ee, ben cevaplarım. Girişte kendimden bahsediyorum. Bitişte trade psikolojisinden bahsediyorum ee, ve 32 tane price action konusu bol bol örneklerle beraber. Ondan sonra e, ömür boyu erişiminiz var. Telegram'da ömür boyu yer alabiliyorsunuz. Telegram grubunda eğitim çalışmaları yapıyoruz. Özellikle siz kendi aranızda bir sosyal ortam oluşturuyorsunuz. Onu da söyleyebilirim. ve son olarak bakın, mesela buradan katıl tarafına tıkladığınızda katılabiliyorsunuz. Aylık 250 TL ücreti var bunun yarısını YouTube alıyor zaten. Haftada 2 video, ayda 8 tane video paylaşıyorum burada. So ilerleyen zamanlar buraya bir video daha ekleme e, düşüncem var ama şimdilik öyle bir şey yok. E, Borsa İstanbul sektör analizleri ve Bitcoin altcoin analizleri paylaşılıyor arkadaşlar burada. E, abone ol tuşuna zaten yine buradan abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım keyifli mutlu güzel bir hafta sonunuz olur. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.